Spor Yayın TV'den herkese merhaba. Yanımızda spor yazarı Aygün Özipek var. Hoş geldiniz. Nasılsınız Aygün merhaba, Bey? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyim, teşekkür ediyorum. Evet, bugün biliyorsunuz ki Trabzon'la Fenerbahçe'nin maçı var. Maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir? 1461 maçı zaten Fenerbahçe açısından formalite bir maçı. Biliyorsunuz Fenerbahçe 12 puana sahip ve şu anda bir üst tura çıkmaya garantilemiş durumda. Ondan dolayı hafta sonunda oynanacak olan derbi maçını düşündüğü için Aykut Kocaman bu maça tamamen yedek hali bir kadro çıkartacak. Yani şu ana kadar şans vermediği birçok ismi bu maçta deneyecek. Ve onların da son durumlarını görmüş olacak. Herkesin merakla beklemiş olduğu Krasiç başta olmak üzere birçok isim bu akşamki maçta görev alacaklar. Aykut Kocaman da herkese takımdaki son futbolcuların durumlarını göstermiş olacak. Sizce Aykut Hoca her zaman yaptığı gibi ilk yarıda kadrosunu nasıl tutacak? Eskisi gibi hani kötü bir kadroyla mı çıkacağız? Zaten şu andaki oynayacak kadroda çok fazla değişiklik yapacağını tahmin etmiyorum. Zaten oynamayan bütün isimleri oynatacak. Kalan birkaç futbolcu da gençler olacak. Onda maçın ilerleyen saatlerinde duruma göre sahaya sürecektir ama bilinen kadroyla çıkacak. Yani oynamayan, bugüne kadar oynamayan futbolcuları tek tek oynatacak. Son dakikada diğer oyuncuları ya tabii çıkacak. Ki aynen o şekilde yani. Bakalım maç başlayınca göreceğiz neler olacağını. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı maçla Fenerbahçe hakkında? Şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin gidişatı hakkında. Yani şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe önümüzdeki hafta çok zorlu bir maç oynayacak. Herkes şu anda Fenerbahçe'yi favori gösteriyor ama maç sahada oynanır ve sahada kazanılır. Ne olursa olsun Beşiktaş maçı eksikleri de olabilir. Beşiktaşlı futbolcuların bir çoğu da sakat olabilir. Ama sonuçta sahaya bir 11 çıkacak. Bundan dolayı Fenerbahçeli futbolcuların ve camianın şimdiden çok erken böyle galibiyet havasına girmemesi gerektiğine inanıyorum. Maç oynandıktan sonra Fenerbahçe'nin hanesine 3 puan yazılacaktır. Şu anda Fenerbahçe'nin hanesine 3 puan yazılmamış durumdadır. Ondan dolayı bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Konuştuğumuz herkes, ben futbolcularla da konuşuyorum. Hafta sonu çok rahat maç geçecek diyorlar ama yani Fenerbahçe çok zorlu bir maç bekliyor. Bunu herkes bilsin. Taraftarımıza da sakin olmalarını söylüyorum. Çünkü sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe buradan puan kaybetse bile önümüze daha bir sürü maçlar var. Bundan dolayı da herkesin sakin olmasını söylüyorum. Morallerini bozmamaları gerekiyor. Aynen. Önümüzde daha çok maç var. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet sayın seyirciler, maç öncesi ünlü yazar Aygün Özipek'le konuştuk. Görüşlerini aldık. Çok teşekkür ediyoruz kendinize. Hoşçakalın. Sağ olun.